Basın Tribünü'nden herkese merhaba. Bugün Volkan Demir'le birlikte Fenerbahçe'yi konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Fenerbahçe'de gündem tabii yoğun. Transfer haberleri, limit meselesi devam ediyor. Ama son olarak Emre Belezoğlu futbolu artık resmiyette bıraktı. Zaten aslında sezonun içerisinde de fiilen sportif direktörlük görevine başlamıştı tabii. Ama herhalde o durumda artık resmiyet kazandı Emre Belezoğlu. Fenerbahçe'nin sportif direktörü tabii çok büyük bir kariyer. Yani uluslararası çapta belki Türk futbolunun en önemli oyuncularından bir tanesi. Neler söyleyeceksin artık? Vallahi en başta kendi açımdan şunu söyleyeyim. Zannediyorum benden yaşlı bir futbolcu kalmadı ligde. Ben 1981 doğumluyum. Emre 1980 doğumluydu. Son, bu anlamda son isimdi. Benden yaşça büyük veya aynı yaşta olduğum bir Volkan Demirel vardı. Bir de Emre Belezoğlu vardı. Artık onlar da veda ettiğine göre yaşlı statüsüne geçmiş olduk. En başta onu söyleyeyim. Ama tabii ki yani gerçekten bizim de işte Emre çok 13 yaşından beri bilinen bir oyuncuydu. Çok genç Galatasaray'da. Tabii. Altyapıya çok genç transfer oldu ve altyapıya yıldız transferi gibi olmuştu o dönem. Zeytinburnu Spor'dan. İşte o bizim ergenliğimiz, işte gençliğimiz ve şu andaki halimize kadar böyle tamamını, bütün kariyerini canlı canlı görebildiğimiz, yaşıtımız olduğu için canlı canlı görebildiğimiz bir oyuncuydu ve hakikaten yani ben işte Emre öncesinde de işte 80'lerin ortasından itibaren 87-88'den itibaren futbol takip etmeye başladım. Ya böyle bir orta saha oyuncusu izlemedim Türkiye'de. Bence ve Türk olarak gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu. Pelin'in biliyorsun yaşayan en önemli 125 oyuncu listesinde ilk 100'de. Aynen öyle. Aynen yetenek başka bir şey. Kazanma hırsı bunun üzerine inanılmaz bir seviyede bir kazanma hırsı var. Oyun aklı. İnanılmaz bir seviyede oyun aklı vardı ve açıkçası uzun yıllar daha bekleyeceğiz. Belki bir tane daha Emre Belezoğlu görür müyüz Türk olarak? Benim kafamda soru işaretleri. Yani gerçekten çok farklı bir yetenekti, çok büyük bir yetenekti. Ama tabii hayatın gerçekleri, her şeyin başlangıcı olduğu gibi sonu var. Ve Emre de artık farklı bir yol çizdi kendine. Açıklaması da zaten futbola hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade ediyor. Ve Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada da yeni kupalara, yeni şampiyonluklara birlikte kaldırmaya devam edeceğiz. Birlikte yaşamaya devam edeceğiz diyor. Bu da zaten henüz resmi bir sözleşme imzalanmış olmasa da Emre ile Fenerbahçe'nin arasındaki iletişimin, ilişkinin devam edeceğini gösteriyor. Çok şey soruluyor aslında, onu söylemek lazım. Resmi neden açıklanmadı hala? Hani herkesin kafasında ya bir sorun mu var? Emre ile ilgili bir problem mi var? Şunu söylemem lazım. Bu resmi açıklamalar, resmi sözleşmeler imzalandıktan sonra yapılıyor resmi siteler tarafından. Emre ile henüz başkanın oturup bir vakit bulup bu konuyu konuşamadıkları için, hani başka işlerle uğraşmaktan kendi işleriyle uğraşamadıkları için. Başkan da yoğun tabii, ona da geleceğiz. Aynen, hem Emre'nin hem de başkanın programı yoğun olduğu için bu resmi evrağa dökülemediği için iş resmi olarak açıklanamıyor. Ama senin de söylediğin gibi yani bu pandemi öncesinden bu yana Emre Belezoğlu Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak çalışıyor. Abi şimdi Emre'nin sportif direktörlükteki performansına geleceğiz ama şunu sorayım, öyle geçelim. Bir jübile ihtimali var mı? Çünkü başkan geldiğinde de söylemişti hani Alex, evet. Emre Belezoğlu. Böyle bir jübile Volkan Fenerbahçe Demir'den taraftarı izleyebilir mi? Hem Alex hem Emre hem de Volkan için Ali Bey'in böyle bir ifadesi var. Aslında Fenerbahçe'de hani böyle bir geleneğin oturtulması isteniyor ama Fenerbahçe 2 yıldır öyle işlerle uğraşıyor ki. Hani oraya sıra gelmiyor. Bir dönem takım küme düşmeye oynadı. Geçen sezon şampiyonluk umudu varken bir anda havlu attı. 6-7 maç üst üste puan kaybederek. Kısacası bunlar gündemin çok son sıralarında yer alan konular ama ben çok önemsiyorum. Yani bu bir gelenek olmalı. Bu kadar değerli isimlerin Fenerbahçe formasını son bir kez giymeden veda ediyor olmaları bence hüzün verici, burukluk verici bir şey. Gerçi Emre aslında son ligde oynanan son maçta işte Ömer Faruk'a kaptanlık pozumanını verirken hani bir nebze bir jübilesini yaptı ama tabii ki o bir şovdur, o bir görsel bir şölendir. Taraftar yok. Emre'nin, Volkan'ın, Alex'in aynı anda sahada olduğu bir maç mesela bence taraftarı da heyecanlandırır. Sadece Fenerbahçeliler değil, tüm Türk spor severleri heyecanlandırır diye düşünüyorum. Ama şu anda çok yoğun, farklı bir gündem var. O yüzden bu gündemin içinde kayboluyor bu konular maalesef. Abi o zaman sana şunu sorayım. Emre Belez, biz geçtiğimiz hafta Vole'de de bir anket yapmıştık. İşte Fenerbahçe sizce nasıl geçiriyor transfer dönemini diye sorduk. Hızlı da başladı Fenerbahçe
maçlı transfer döneminde Emre Belezoğlu liderliğinde ilerliyor çalışmalar. Nasıl buluyorsun abi şu ana kadar Emre Belezoğlu'nu? Yani Emre'nin ilk icraatı Mert Hakan Yandaş oldu. Şimdi Galatasaray'a artık oyuncu imzalamıştı. Bütün Galatasaray'ı takip eden arkadaşlarımız da ben açıkçası o döneme kadar, hani Nisan aylarına kadar hiç Fenerbahçe'nin bir girişim yaptığını duymamıştım. Bütün Galatasaray muhabir arkadaşlarımız anlaşmanın tamamlandığını, işte parasının yatırıldıktan sonra Mert Hakan'ın Galatasaray forması giyeceğini konuşuyordu. Maçlar durdu. Bir anda bana kulüpten mesela bir bilgi geldi. Dediler ki Mert Hakan için bizimkiler devreye girdi. Yani olayın hikayesi çok ilginç. Allah Allah dedim, yani hani imzalamamış mıydı? Protokol, işte hatta para aldığı bile konuşuluyordu Galatasaray'dan ki almamış. Arkasından Emre Belezoğlu'nun görüştüğü haberleri gelmeye başladı Mert Hakan'la. Emre böyle biraz o konularda şeydir, ketumdur. Böyle çok üstü kapalı yanıt verir o tip sorulara. Ben herkesle görüşüyorum filan dedi. Ben öyle deyince tabii işin ciddiyetini anladım. Sonra başka türlü araştırmalar yaptım ve açık ve net tamamen Emre Belezoğlu'nu çevirdiği, yani bir taraftan diğer tarafa çevirdiği bir transfer olarak Mert Hakan transferini söyleyebilirim. Çünkü Galatasaray'a gitmişti oyuncu. Ve bence çok da değerli, bu sezon lig performansı olarak da en değerli Türk oyunculardan bir tanesi. Çok da değerli bir oyuncuyu çevirdi. Şimdi Mert Hakan'ı %100 diyorum bir taraftan bir tarafa aldı. Yani hani maçı 90. dakikada kazandırırsın ya, öyle bir iş yaptı. Gökhan ve Caner konusunda, Gökhan ve Caner zaten dönmeye istekliydiler. Ama yine aynı şekilde Emre'nin onlarla yaptığı görüşmeler etkili oldu. Novak da çok başarılı bir hamle. Gökhan'la ilgili şu bilgiyi de vereyim. Gökhan sadece bir futbolcu transferi değil Fenerbahçe için. Bir yıl veya iki yıl futbol oynayacak Fenerbahçe'de ama sonrasında Fenerbahçe teknik heyetinde düşünülen bir isim. O açıdan Gökhan transferine bu gözle bakmalarını rica ediyorum Fenerbahçe taraftarlarında. Yani gelecek planlarında var kulübün. Caner de aynı şekilde 2 veya 3 yıl futbol oynayacak. Novak, sana katılıyorum. Fenerbahçe'nin geçen sezonu Dirar'la başladı biliyorsun sol bekte. Bir dönem Deniz Türüç'le devam etti. Mükemmel bir rotasyon vardı sol bekte Fenerbahçe'nin ama şu anda yani o işin hallolması bile, hani Novak ve Caner iki tane tartışmasız isim, hiç kimse üzerinde bir tartışma yapmaz. Bu lig için bence çok iyi bir rotasyon. O işin hallolması bile işte bu sportif direktörlük makamının, müessesesinin ne işe yaradığını gösteriyor. Emre en önemli problemi ilk olarak halletti. İlk hallettiği işlerden bir tanesi oldu. Çok hareketli başladı Fenerbahçe, sana katılıyorum. Ama bu hareketlilik ilk dalga oldu diyebilirim. Devamı bence, gelecek. Bence bundan sonra yani buna benzer yani 4 transfer, 2 tane de genç oyuncu geldi. Toplam 6 oldu şu anda. İşte İsmail ve Barış. 6 tane transfer yapıldı. Ama ben 6-7 tane daha oyuncunun katılmasını bekliyorum Fenerbahçe'ye. Abi o zaman buradan yeni isimlere geçelim. Tamam. Fenerbahçe'de çünkü çok fazla konuşulan isim var.